Biraz daha geri gelelim. Ya kork. Videomuz içeride neyle karşılaşacağımıza dair bilgiler veriyor. Ben şimdi protokolü de alalım. Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlanan Mapping Show gösterimini dinleyeceksiniz. 23 Nisan'ın neden Çocuk Bayramı ilan edildiğine dair bilgilendirici bir video çalışmasını izleyeceksiniz. Kahraman Türk milleti damarlarında dolaşan vatan aşkıyla gelecek nesiller için dalgalandırır göklerde şanlı al bayrağını. Mutlu hayaller kurmayı, her hayali başka bir renkte, her umudu başka bir çiçekte bulmayı öğretir. Şefkatli Anadolu'nun toprağında büyümüştür. Güneşler de onundur, yeşiller de. Bulutlar güneşlerini kapattığında sonbaharın gölgesi üzerine çökse de mevsimler de onudur gökyüzü de. Başkanlığı tarafında ilimizde kurulan dijital gösteri merkezinin biraz önce açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Bu merkez yaklaşık bir yıl boyunca bu kent meydanında faaliyet gösterecek. Burada çocuklarımıza, insanlarımıza tarihi, kültürel ve milli değerlerimizi anlatacak. Bu ilk temamızda 23 Nisan'ı anlatan bir gösterim vardı. Her ay bu günün ayın teması değişecek. İnşallah gençlerimiz, insanlarımız buradan yararlanacak ve buradan olayları milli şuurun gelişimi için buradan yararlanacaklar. Ve emeği geçen İletişim Başkanlığımıza, sponsor olan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. İnşallah milli eğitim olarak, gençlik spor olarak, sosyal hizmetler olarak bu çadırı en verimli şekilde kullanacağız. Biz çadırın burada kurulmasını sağlayan İletişim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Kurbanlar ve dualar eşliğinde törenle başlar görevine Büyük Millet Meclisi. Meclis o dönemin şartları gereği yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamış, Kuvvetler Birliği temeline göre faaliyetlerine başlamıştır. Yani bilinen ismiyle Çocuk Esirgeme Kurumu kurucusu Mehmet Fuat Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı'nda cemiyete ait pulların kullanılması önerisinde bulunur. Ulusal egemenlik ve çocuklar arasında kurulan bu kopmaz bağ ile milletin hakimiyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ufuklara uzanan vizyonu da çizilmiş olur aslında.